Selamlar. Merhaba herkese. Facebook Developer Circles İstanbul'un Mayıs ayı online etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konumuz var. Konumuza geçmeden önce ben kısaca Facebook Developer Circles İstanbul nedir, ne yapar, çok hızlı bir şekilde onun üstünden geçeceğim. Tabii geçmeden önce umarım hepiniz çok sağlıklısınızdır. Evde kendinizi akıl sağlığınızı yerinde koruyabiliyorsunuzdur ve umarım fiziksel etkinlik yapabildiğimiz günlere tekrar çok rahat kavuşuruz. Temennisiyle başlayarak çok hızlı bir şekilde ekranımı paylaşıyor ve Devsi'nin ne olduğuna çok hızlıca değiniyorum. Şimdi bir saniye. Evet. Biz normalde Facebook istasyonu Maslak'ta Facebook istasyon var. Orada etkinliklerimizi yapıyorduk. Adresimiz bu ve şimdi Devsi İstanbul'dan hızlıca bahsediyorum. Programın hedefleri yazılımcıları eğitmek, onlara kaynaklar sunmak, sonra bu kaynaklara erişimlerini arttırmak, bu yönde paylaşımlarını sağlamak ve olası fırsatlara, iş fırsatlarına, işbirliği fırsatlarına yönlendirebilmek. Dünya çapında bir program Facebook Developer Circles. Şu an bu rakamların da üzerinde sayılar var ve bütün toplulukların gerçekten kendi bölgelerinde yaptığı bir şey var. Mikrofonları kapatırsak sevinirim diğer konuşmacı arkadaşlarla ricam. Şimdi onlara sözü vereceğim. Ama biraz daha devam ediyorum. Facebook Developer Circles İstanbul Nisan 2019'da açılmış. Aynı anda hem İstanbul'da hem Ankara'da var olan bir topluluk yapısı, tamamen gönüllü bir topluluk. Şu an Meetup'ta 3100'den fazla üyemiz var. Facebook grubunda da 2100'ün üzerinde üyemiz var. 2 core lead ve 10 takım üyesiyle birlikte organizasyon ekibimiz var. 6 arkadaşımız da şu an execution ekibinde. O da ayrı bir ekip. Eğer dahil olursanız daha sonra detaylarına girebiliriz. Bu bizim geçmiş etkinliklerimizden Spark AR, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka konuştuğumuz bir etkinlikti sol yukarıda. Sol alttaki Spark AR eğitimimizden, sağ üst ve sağ alttaki de Nisan'da Collective House Levent'te açılış etkinliğimizden. Daha sonra Build Days Hackathon tarzında bir etkinlik yaptık. Global Hackathon'a bağlı bir şekilde. Developer muhabbetleri serisine başladık. CTO'larla birebir yazılım geliştirmeye giriş vesaire gibi konulara değindik. Sağ üstte Facebook'tan Murtada Türkiye'ye geldi ve o da Hacking the Coding Interview, yani kodlama mülakatlarında nasıl taktikler uygularsanız başarılı olursunuz şeklinde harika, çok beğenilen bir konuşma yapmıştı. Bu gördüğünüz görüntülerde Facebook istasyonda yaptığımız etkinliklerden. Burada çok güzel open source kadın geliştiriciler paneli ve çeşitli etkinlikler yaptık. Indie Hacking etkinliğinden sağ alttaki kare. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz bu pandemi süreci geçtikten sonra. Ama o zamana kadar online'da size olabildiğince değer katmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Şu an dediğim gibi ekibimiz ekranda gördüğünüz arkadaşlarla olabildiğince güzel şekilde çalışmaya, şu an uzaktan da olsa devam ediyoruz. Geçmişte farklı firmalar, gerek konuşmacı gerek sponsorumuz oldu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Eğer siz de sponsor veya partner olacak bir firma tanıyorsanız bize yönlendirebilirsiniz. Keyifle iletişime geçeriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Samet diğer colleague arkadaşımız. Bana veya Samet'e her zaman ulaşabilirsiniz bir sorunuz olursa. Ekranda gördüğünüz kare kodu okutarak Facebook Developer Circles İstanbul'un Facebook grubuna ulaşabilir ve giriş yapabilirsiniz. Her şeyi ilk orada duyuruyoruz. Daha sonra Meetup'ta bazı şeyleri duyuruyoruz ama ilk gelişmelerden haberdar olmak için kare kodu okutup Facebook grubumuza girerek hemen en güncel yazılım geliştirici faaliyetlerinde bulunmaya başlayabilirsiniz. Benim sunumum bu kadar. Umarım fazla uzatmamış, sıkmamışımdır. Yorumlar kısmında aktivitenizi gösterebilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Biz eğitim sonunda o soruları soracağız konuşmacılarımıza. Birkaç duyuruyu da hızlıca bahsetmek istiyorum. Eğitim sonunda bir quiz yapacağız. O quizin sonunda başarılı olan 3 kişinin evine pizza göndereceğiz. Pizza. Nasıl olacak? Siz
ilk üçe giren kişiler isim soy isimlerini doğru bir şekilde, nickname değil, isim soy isim doğru bir şekilde girerek yarışmaya katılacak. Sonra bu kişiler kazandığında kendi istedikleri pizzacıdan üst limit 35-40, yani 40'ı aşmayacak şekilde bir tutarda, yani kalkıp en büyük boy devasa pizza söylemeyin, 40 lirayı aşmayacak tutarda pizza sipariş edeceksiniz kendi evinize ve bu 40 liralık pizza siparişini faturasının fotoğrafını çekip bize atacaksınız. Biz de onun ödemesini size yapacağız. Bu şekilde size pizza hediye etmiş olacağız. Yani bulabildiğimiz uzaktan en güzel pizza hediye etme formülü buydu. Biraz meşakkatli ama umarım sorun olmaz. Eğer arkadaşlarınızla pizza yiyecekseniz, 3-5 pizza yiyecekseniz bir pizzanın fişini ayrı çekin, diğer pizzaların fişini ayrı çekin. Bize o bir adet pizzanın fişini gönderirseniz, kazanan arkadaşlar için söylüyorum, herkes değil, ilk üç, kazanan ilk üçe bunu hediye ediyoruz. O arkadaşlar bunu yaparsa keyifle pizzalarını hediye etmiş olacağız. Şimdi sözü Özge'ye bırakacağım. Özge arkadaşımız da Facebook Developer Circles İstanbul ekibinde kadın development üzerine, kadın developerların gelişimi üzerine, aktivitesi üzerine çalışıyor. Buyur Özge, söz sende. Ben daha fazla konuşmayayım. Mikrofonunu açık mı? Hı, evet. Evet, açık şu anda. Geliyor mu sesim? Herkese öncelikle merhaba. Ben Özge. Yaklaşık ben de 10 aydır ekipteyim. Bu karmaşık süreci umarım güzel değerlendiriyorsunuzdur. Biz de ekip olarak bu süreci güzelleştirmek için etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Aslında ekip olarak da bu alanda kadın yazılımcıların da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ama etkinliklere katılan kadın oranımızın da düşük olduğunu fark ettik. Bu farkındalığı oluşturmak için daha öncelerde yazılımda başarı hikayeleri adında bir etkinlik düzenlemiştik ve bu alanda aslında kadınların da çok başarılı olduğunun bir kez daha farkına varmıştık. Sektörde kadın yazılımcıların daha az olduğu bilinen bir gerçek aslında. Bu azlığın sebebi de bence kadın ve erkek yazılımcılar arasındaki yetenek farkı değil de kadınların karşısına çıkan ön yargılar olduğunu düşünüyorum. Biz de ekip olarak bu ön yargıları kırmak adına böyle az önce bahsettiğim tarzda etkinlikler hala organize etmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda da 2-3 kadın yazılımcının HackerRank gibi bir sistemde online algoritma sorularını anlatarak çözeceği bir etkinlik düzenlemeyi düşünüyoruz. Onun için de beklemede kalın diyebilirim. Bugün de çok güzel bir etkinlikte buradayız. Sözü çok uzatmadan konuşmacılara bırakayım ekranı. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Yasin Uysal, Oğuzhan Aslan. Bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Özge, sana da açıklaman için çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle çok güzel etkinlik yapacağız. Sahne sizin, nasıl istiyorsanız o şekilde buyurun. Çok teşekkürler Aziz ve Özge açılış için. Ben isterseniz yavaştan konuya gireyim. İlk başta bir ekranımı yansıtmak istiyorum. Şuradan bir yansıtayım ekranımı. Bir dakikanızı alacağım. Geldi mi ekranım? Evet, geldi. Evet geldi. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün biz Isomorphic Application with React and Node.js konulu bir sunum yapacağız. Aslında hem server hem de client'ta çalışan bir single page application'ı React ve Node.js'te nasıl yazabiliriz? Bunu anlatacağız. İlk başta ben kendimi tanıtayım. Daha sonra arkadaşım da Yasin kendini tanıtır. Benim ismim Oğuzhan Aslan. Hepsi burada da front-end developer olarak çalışıyorum. Bunun yanında Frontend İstanbul isimli bir organizasyon grubunun kurucularındanım. Biz de ayda bir frontend meetupları düzenliyoruz. Bunun yanında hobi olarak müzik prodüksiyonuyla ilgileniyorum. Geçtiğimiz ay bir albüm çıkarttım tekno türünde. Spotify'da beni dinlerseniz de çok memnun olurum. Reklamını yapayım. 10 tane takipçim var şu an Spotify'da. Reklamını da yapmış olayım ve sözü Yasin'e bırakayım. Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Uysal. Hepsi burada da front-end developer olarak çalışıyorum. Bilgim olduğu konularda konuşmalara katılmaya çalışıyorum. Sporla ilgileniyorum, fitness yapıyorum. Bugün yapacağımız yayında ben workshop kısmını anlatacağım. Workshop kısmında görüşmek üzere. Sözü tekrar Oğuzhan'a bırakayım.
Okey Yasin, bu kadar mı? Ben o zaman başlıyorum yavaştan, hazır mısın? Sen de. Dinleyiciler de geldi zaten. Şu an bayağı kalabalıklaştık. Arkadaşlar, ilk başta ben bugün neler anlatacağız onlara değinmek istiyorum. Kısa bir giriş yapmak istiyorum. İlk aşamada web uygulamalarının nasıl çalıştığını anlatacağım arkadaşlar. Yani ben tarayıcımı açtığımda Google Chrome'u açtım ve www.facebook.com yazdım. Nasıl çalışıyor? Benim karşıma bir görüntü nasıl geliyor? Yani o front-end'i ben karşıma nasıl görüyorum? Bunun arkada nasıl çalıştığını birazcık anlatacağız. Daha sonra bu uygulama nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şimdi bir server'da çalışan uygulamalar var. Bir de client'da çalışan JavaScript uygulamaları var. Bunların artıları, eksileri nelerdir? Dezavantajları neler? Bunları hangi teknolojilerle biz yazıyoruz? Hangisi daha mantıklı, hangisi daha kolay, hangisi daha zor vesaire? Birlikte tartışacağız, konuşacağız. Daha sonra ise konumuzun asıl başlığı isomorphic JavaScript'e geçeceğiz. Bunu daha sonra anlatıyoruz. Çünkü biz şimdi server side nedir, client side nedir? Bunları bilmeden isomorphic bir uygulamanın nasıl çalıştığını anlayamayız. Belki geliştirebiliriz ama bilmeden uygulamayı geliştirmiş oluruz. Bu yüzden bunu biz dördüncü sıraya aldık yanlış saymıyorsam. Daha sonra ise kısaca Node.js ve V8 Engine'den bahsedeceğim. Çünkü biz bir front-end application yazarken genelde Node.js'ten faydalanıyoruz server tarafında. Node.js nasıl çalışıyor? Nerelerde kullanıyoruz? Ben bunu teorik olarak anlatacağım birazcık. Yasin de bunu zaten daha sonra workshop'ta anlatacak. Yasin ise burada ne anlatacak? Yasin sen anlat istiyorsan burayı da. Burada izomorfik bir uygulamanın nasıl çalıştığını göstereceğiz. Yani bizim client side bir app'imiz var. Çokça yaşanılan bir şeydir bu, senaryodur. Client side çalışan app'imizi nasıl server side çalışan bir izomorfik çalışan bir app'e çevirebiliriz? Bunu çalışan uygulama üzerinden göstermeye çalışacağız. Yaşam döngüsünün ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Teşekkürler eklemelerin için. Ben o zaman yavaştan başlıyorum. Arkadaşlar şimdi karşımızda bir tane PHP kodu var. İlk satırda işte ekrana Hello World diye bir şey yazıyor. Bu aslında PHP dediğimiz bir programlama dili. Server'da çalışıyor. Server'da bu çalıştığında bunu browser'a gönderiyor. Ve bizim karşımıza Hello World diye bir şey çıkıyor. Peki React, Angular veya Native JavaScript, yani Vue JavaScript herhangi bir framework'ün olmadığı, Vanilla JavaScript diyebiliriz. Vue.js herhangi bir JavaScript kütüphanesiyle yazdığımız nasıl çalışıyor arkadaşlar? Browser'da çalışıyor. Yani tarayıcıda çalışıyor. Arada bir server yok. Genelde. Server olmuyor. Eğer server side rendering yapmıyorsak bir server yok elimizde. Client'te çalışıyor ve bunu browser yorumluyor. Oysa bu kodu benim server yorumluyor ve karşıma geliyor. Şimdi bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Bir sonraki sunuma geçiyorum. İncelemeden önce birazcık ben bu uygulamaların geçmişinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Web uygulamaları nasıl dinamik hale geliyor? İlk başta Ajax diye bildiğimiz bir teknoloji diyelim, kavram diyelim. Yani aslında asenkron JavaScript, ENT-XML bunun şeyi, uzun yazılışı. İnternet sayfalarında JavaScript kullanarak, yani XML HTTP request'i kullanarak, bu browser'ın kendisinde olan bir metot. Etkileşimli uygulamalar yaratıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir sunucuya bağlayıp bir data çekiyoruz. Sayfamıza gösteriyoruz. Kısaca bu zaten hepimiz bunu biliyoruzdur. HTML5 hayatımıza girdi son yıllarda. Bu sayede bizim browser API'miz çok gelişti. Browser'da yapabileceğimiz şeyler genişlemeye başladı daha doğrusu. Eskiye nazaran. Yani ben eskiden kastım işte 2000'li yılların başı, 90'lı yılların sonundaki uygulamalardan bahsediyorum. Şu an geldiğimiz nokta apayrı bir yer gerçekten. Daha sonra V8 Engine diye bir şey çıktı karşımıza. Tabii daha önce yok muydu bu? Bu aslında ben ilk başta ne olduğundan bahsediyorum. V8 Engine, Google'un Chromium projesinde geliştirdiği bir JavaScript motoru aslında. Bunun dışında JavaScript motorları da var arkadaşlar. İşte Microsoft'un Chakra diye bir JavaScript motoru var. Safari'nin JavaScript Core diye bir motoru var. SpiderMonkey var. Firefox'un bahsetmiş miydim? Bunlar aslında JavaScript'te çalıştıran motorlar. Google'da V8 Engine'i kullanıyor. V8 Engine'in en önemli şeyi gerçekten çok hızlı olması. Yani daha önceki motorlara göre, diğer browser'ların kullandığı motorlara göre gerçekten çok hızlı çalışması, ön planda olması. Daha sonra
Node.js diye bir şey çıktı ve front-end developer'ların hayatı değişti diyebilirim. Node.js JavaScript ve server-side'da uygulamalar yazabileceğimiz bir runtime platform. Runtime yani bizim JavaScript'imizi alıyor ve bunu server'da çalıştırıyor. Ve bunu Google tarafından geliştirilen, biraz önce bahsettiğim V8 Engine sayesinde yapmakta arkadaşlar. Tabii farklı implementasyonlar da var. Yani V8 dışındaki motorlarla da JavaScript çalıştırabiliyorsunuz artık. Ama temel anlamda Node.js'in kendisi V8 Engine kullanarak çalışıyor. Bunun dışında performansı olduğuna zaten çok bahsetmiştim. Bu motor aslında bizim JavaScript kodumuzu alıp bir makine koduna çeviriyor. Ve Node.js sayesinde bizim hayatımıza neler girdi? Birazcık da bundan bahsedeyim. Server tarafında JavaScript yazmak bizi işte isomorphic application gibi kavramlarla tanıştırdı diyebiliriz. Bunun yanında JavaScript'te verilen önem, ne desem, yani daha çok kullanılmaya başlandı server tarafına gelmesiyle. Daha çok hayatımızın içine girdi. Çünkü daha kolay şeyler yapabiliyoruz. Örneğin ben bir CSS, benim 10 tane CSS dosyam var. 10 tane JavaScript file'ım var. Bunların hepsini ben server'da küçük bir test yazıp Node.js sayesinde JavaScript'le birleştirebiliyorum, sıkıştırabiliyorum, compile edebiliyorum. Server tarafında gene transpile edebiliyorum. Daha önce de bunlar tabii yapılabiliyordu farklı araçlarla. Yani bununla icat olmuş bir şey değil aslında bahsettiğim bu tool'lar, ama Node.js bu işi gerçekten çok hızlandırdı ve başka bir boyuta getirdi diyebilirim. Tabii Node.js bir dil. Server'de yapabileceğiniz birçok şeyi yapabiliyorsunuz Node.js sayesinde. API yazabiliyorsunuz. Bir sürü şey yapabilirsiniz yani. Şimdi gelelim server tarafında çalışan uygulamalara. Arkadaşlar bizim klasik anlamda bildiğimiz web uygulamaları işte Java, .NET, PHP, Ruby, Python server'da çalışıyor. Ben browser'a facebook.com yazdığımda bir network isteği yapıyorum. Bir server'a ulaşıyorum. Ve bu server arkadaşlar bana bir HTML dönüyor. Ve ben ekranda bu HTML'i görüyorum. Daha sonra browser CSS ve JavaScript indirmeye başlıyor ve bir görsel görüntü oluşuyor. Tabii bunun öncesinde bir görsel görüntü oluşmuş oluyor. Yani ben o text kaynağını çekiyorum aslında, sayfamın içeriğini. Server'da render olan uygulamalarda arkadaşlar içerik server tarafından gönderiliyor. Hazır bir şekilde geliyor bana. İlk yükleme son derece hızlıdır. Buna sunumun ilerleyen bölümlerinde çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar, görsel olarak. Bu şu anlama geliyor. Ben bir sayfayı açtım. Bekliyorum değil mi arkadaşlar? Bir beyaz ekran görmeden karşıma bir görüntü oluşuyor. Server side uygulamalarda bu görüntü daha hızlı geliyor karşıma. Çünkü browser bir içerik render etmiyor. Bir içeriği oluşturmuyor. Zaten bana serverdan geliyor ve ilk yükleme, sayfa ilk yüklemede daha hızlı yükleniyor. Bunun dışında arkadaşlar arama motorları tarafından indekslenebiliyor bu tarzda application'lar. Bu ne anlama geliyor? Ve arama motorları bizim sayfalarımızı nasıl indeksliyor? Bu çok önemli. Şimdi örneğin ben bir şirkette çalışıyorum diyelim. Bir uçak bileti satışı yapan bir şirketteyim veya e-ticari şirketindeyim. Bir satış var ve benim ve bu tarz şirketlerin sayfalarının, bu web sitelerinin sayfaları indekslenmeli ki para kazanabilsin doğal olarak. Google bir web sitesini tararken arkadaşlar kaynak koduna bakıyor. Kaynak kodunda ne varsa Google bunu alıp indeksliyor ve bir kendi algoritmasına göre arama sonuçlarını sıralıyor. Eğer ben client-side uygulama geliştirdiysem, yani benim içeriğim arkadaşlar JavaScript oluşturulmuş bir içerikse browser'da, Google buraya okuyamayabiliyor. Ve sayfamız indekslenmiyor. Bazı sayfaları indeksleyebiliyor ama çoğunlukla indekslemiyor. Google'un da bu konuda net bir cevabı yok açıkçası. Ama Google yetkilileri her zaman server-side rendering yapmanızı tavsiye ediyor. Single page uygulamalar, JavaScript uygulamaları client'ta çalıştığı için Google bunları indeksleyemiyor. Biz de bu sebepten ötürü uygulamalarımızı server side'da çalıştırmaya çalışıyoruz JavaScript'te. Tabii tek yöntem de bu değil. Konumuz değil ama farklı yöntemlerde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi ilk istek dedim arkadaşlar. Ben bir tarayıcıya hepsiburada.com yazdığımda şu
En tepede gördüğünüz bir get metoduyla gönderilmiş bir istek var arkadaşlar. Bunun response'u bana sayfamın içeriğini dönüyor. Ben bir server'a istek yapıyorum ve benim şu solda gördüğünüz ara butonu, işte burada kozmetik yazıyor. Bunların tüm kontentleri, imajların URL'leri HTML'in içerisinde bana dönmekte arkadaşlar. Bu da bir response örneği arkadaşlar. Siz bunun browser'ınızın developer tool'una ulaşabilirsiniz buraya. Biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Burada ne var mesela? Ben isteği yapmışım ve bana işte HTML dönmüş. Aşağısında da tabii gerçek içerik. Burada bir meta kodları ve JavaScript kodları var arkadaşlar. İçerik aşağıda kalıyor. Bu bana tüm içeriği dönmüş. Burada bir görsel görmekteyiz. Kaynağını da slide'ın aşağısında paylaştım. Görüntünün aşağısında. Tekrar üzerinden geçeyim ben. Bu browser, bu benim Chrome tarayıcım arkadaşlar. Ben bir request yapıyorum. Request'im server tarafından işleniyor. Ne yapıyor? Ha, diyor ki burada benim database'e bağlamam gerek diyor. Veya burada 5-10 tane daha başka işlem de olabilir. Farklı serverlara, database değil de cache server'ına bağlanabilir. Başka bir şeye bağlanabilir. Konumuz değil şimdi. Bunlar bir response dönüyor. Sunucu gene bunu işliyor. Bu sunucu ne arkadaşlar? Bir C# application'ı, bir Java application'ı, bir PHP application'ı olabilir. Bunu işliyor ve response'u kullanıcıya geri gönderiyor. Browser'a geri gönderiyor. Ve sayfam benim render oluyor. Şu page rendering işlemini detaylı olarak şimdi göreceğiz zaten. Şimdi client site'e geçeceğim. Yasin, buralarda mısın? Sesin çıkmıyor. Evet, buradayım. Seni dinliyorum. Şimdi client site'e geçeceğim Yasin. Sen de burada bu şeyi anlatacak Yasin aslında. Birazcık burada değinmek istedim. Çok sessiz kaldım. Burada da Yasin, bu ikisinin arasındaki farkı biz React ve Node.js'te nasıl yapıyoruz? Yani bir uygulamayı aslında biz benden sonra Yasin bunu anlatacak arkadaşlar. Yani bir React uygulamasını hem server'da nasıl çalıştırabiliriz hem client'ta nasıl çalıştırabiliriz gösterecek. Bunu da değinmek için rahatsız ettim Yasin seni. Okay. Şimdi arkadaşlar client side uygulamalar nasıl çalışıyor? Client side uygulamalar şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bir tane single page application'dan bahsediyorum. Bir tane index HTML'im var ve ben orada bir tane JavaScript çağırıyorum ve bütün bir tane JavaScript dosyası tarayıcı tarafından okunup çalıştırıldıktan sonra bana görüntüyü çiziyor. Sayfamda ne varsa bana çiziyor. Peki gene ne oluyor? Ben evimden bir sunucuya istek atıyorum arkadaşlar. O bana bir HTML dönüyor. Ama bu HTML'in içi boş arkadaşlar. Örneğin ben mynet.com'a girdim ve bir haber okuyacağım. O haberin içeriği, o haberin HTML içeriği burada yok arkadaşlar. O haberin HTML içeriği şurada oluşuyor. JSON kısmını görüyor musunuz? En son aşama. Burada oluşuyor. Şimdi HTML benim tarayıcıma geliyor. Ne oluyor? Aa diyor. Burada bir tane JavaScript dosyası var diyor. Daha sonra ben o JavaScript dosyasını tarayıcıda indiriyorum. Tarayıcımı kendi yapıyor. Çalıştırıyor, okuyor. Ve Ajax sistemini yapıyor. Client tarafında bir network isteği yapıp datasını çekiyor ve ekrana basıyor. Burada biraz daha fazla bir adım var değil mi? Mesela burada bana direct response geldi. Yani o HTML o haberin içeriği bana server side'da direkt geliyor. Ama client side'da bir bekleme süresi oluyor şurada. İşte burada bir beyaz ekran oluşuyor arkadaşlar. Peki bu beyaz ekran ne? İnternet hızınıza göre bunu anlayabilirsiniz ve anlayamayabilirsiniz. Bu çok değişken bir şey. O yüzden canlı örnek koymadım ama bir GIF var arkadaşlar. Bunu anlayabileceğimiz bir GIF koydum sunumun ilerleyen aşamalarına. İlginiz olsun. Şimdi client side single application dedik. Peki bunun artıları neler, eksileri neler? Birazcık buna değinelim. Zaten birazcık değinmiştik. Tüm içerik client'te oluşuyor burada. Yani ben JavaScript indirdikten sonra bir HTML generate ediyor JavaScript ve bunu ekrana yazdırıyor. Ben bir div seçiyorum. O div'e tüm içeriği bastırıyor. İlk yükleme süresince kötü bir kullanıcı deneyimi yaratıyor. Bundan zaten bahsettim. Bu beyaz ekrandan bahsediyorum aslında. Yani içeriğin geç gelmesi, ilk yüklemede geç gözükmesi. Ve sayfalarımız arkadaşlar client side uygulamalarda, yani JavaScript'te oluşturduğunuz içerikler desek daha doğru olur. Daha doğru bir kavram olur diye düşünüyorum. Arama motorları tarafından indekslenmiyor. Bu konuda birazcık daha detay vermek istiyorum. Çünkü çok önemli.
Google bunu aslında yapmak istemiyordu diyebiliriz. Neden? Çünkü JavaScript'i çalıştırmak bir maliyet arkadaşlar. Bir CPU gerektiriyor. Google tüm interneti taradığını düşünün. Gerçekten tüm interneti tarıyor. Bir botları var Google'ın ve tüm interneti tarayıp içerikleri ne yapıyor? Okuyor ve kaydediyor. Şimdi Google'ın server'da render edilmiş bir HTML'i zaten sayfanın kaynak kodunda var. Google girip hepsi buradayı ziyaret ettiğinde orada HTML'de o oranın ürününe, başlığına, fotoğraf, hangi fotoğraflar var görebiliyor. Ama şimdi bu arama motoru gidip kendisi bir CPU harcayıp bunu çalıştırmaya çalışırsa bir maliyet yaratır. Yani biz de zannediyoruz ki tabii bu bizim fikrimiz, benim fikrim daha doğrusu ve developerların. Bu bir maliyet olduğu için Google her zaman bana içeriğini ver diyor. Kimi zaman bundan yani bu 3-4 sene önce bir blog yazısı yazmıştı Google SEO ile ilgili. Artık indekslemeye başlayacağız demişlerdi. Daha sonra başka bir şey duyurdular. İndekslemeyeceğiz dediler vesaire. Yani Google'da bu konuya böyle kesin net bir cevap vermiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yüzden arkadaşlar server side renderlık yapmak en mantıklı yol olabiliyor. Bunun dışında alternatif yöntemler de var arkadaşlar. Bu alternatif yöntemler nedir? Örneğin sanal bir browser gönderebilirsiniz Google'a. Yani şöyle o render'ı bir sanal bir sunucuda yapıp arkadaşlar Google'a sizin o oluşturulmuş HTML çıktısını vermeniz. Diğer gerçek ziyaretçiler ise Google botlarına o oluşturulmuş içeriği verip örneğin Puppeteer diye bir library var mesela. Sanal browser işte normal terminalde çalışabiliyor. Server'da, server üzerinden daha doğrusu. Siz orada HTML'inizi yaratıp Google'a sadece onu gösterip kullanıcılarınıza normal client side olarak devam ettirebilirsiniz. Bu da alternatif bir yöntem. Bu Google indekslenmesine çözüm olarak. Şimdi ben daha yavaş geleyim şu slide'a. Evet arkadaşlar, solda client side'da render olan bir uygulama var. Sağ tarafta ise server'da render olan bir uygulama var. Birazcık inceleyeyim. Ben de o arada suyunu içeyim. Çok hızlı konuştum sanırım. Burada sol tarafta gelen client side rendering uygulama en başta bir beyaz ekran çiziyor ekrana. Sağ taraftaki ise direkt bir HTML gelmiş oluyor. Daha sonra style'larım, imajlarım vesaire yükleniyor. Değil mi? Evet, kesinlikle Yasin. Güzel değindin. Bakın mesela burada mesela the user says the page 1.5 saniye diyor. Yani 1.5 saniyede kullanıcı bir ekran görebiliyor. Client side rendering'de ise 2.5 saniyede görebiliyor. Bu en büyük ilk yükleme hızı diye bahsettiğim şey aslında buydu. GIF anlaşılabiliyor mu aradaki fark? Tekrardan baştan başlatayım. Şöyle yapayım, birazcık oynayayım. Görmüş olduğunuz gibi farkı, bir beyaz ekran var yani sol tarafta. Sağ tarafta o daha az yani. Daha hızlı server side rendering yaptığımızdan. Geçiyorum arkadaşlar slide'ı. Bu arada hiç yorumlara ben bakmadım. Sonra bakarız neyse. Evet, Node.js 1 değil runtime'dır. Evet, doğru. Okey. İzomorfik JavaScript'e geçiyorum. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Çünkü server-side rendering yapıyoruz. Daha hızlı ilk yükleme süresi ve SEO artısı. Bunları zaten sunumun başından beri konuşuyoruz. Bunların hepsini biz server-side rendering yaparak çözebiliyoruz izomorfik uygulamalarda. İzomorfik dediğimiz şey universal olarak da görebilirsiniz. Universal da diyorlar. Yani bir sonraki slide'a geçmeden önce bahsedeceğim ondan. Universal olarak da geçiyor bu. Birazcık isomorfikten devam edeyim. Şöyle, isomorfikte arkadaşlar bizim yazdığımız kodu hem server'da hem de client'ta paylaşıyoruz. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şu ortada görmüş olduğunuz görselde benim bir React application'ım var. UI komponentlerim var, router'larım var. Utilities function'larım var. Ben bir çıktı alıyorum arkadaşlar. Ne çıktısı? Yasin bunu zaten canlı olarak gösterecek. Server.js diye bir çıktı alıyorum. Bu server'da çalışıyor. Bir de client'te çalışan bir bundle çıkartıyorum. Ve bu iki tarafta da çalışabiliyor. Tabii bunun dikkat edilmesi gereken konular da var. Onlara değineceğim. Yani buradaki universal'daki, isomorphic JavaScript'teki asıl mantık
JavaScript ile hem server'da hem de client'ta kod çalıştırabilmek. Tek bir uygulama içerisinde tabii ki. Universal, belli bir JavaScript kod parçasının birden çok ortamda çalışabileceğini vurgulamak için kullanılan bir terimdir. Bir terim aslında Universal. Universal Application olarak da görürsünüz bunu Medium makalelerinde, sunumlarda vesaire. Ama var arkadaşlar, izomorfikte amalar var gerçekten. Bunlar neler? Çok basit, bunlara değinmek istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar, biz sıklıkla bir uygulama değiştirirken Windows, Document gibi browser'daki nesnelere ulaşmamız gerekebiliyor. Biz bunu server'da kullanamayız arkadaşlar. Yani ben kodumu eğer server'da çalıştıracaksam Windows'a kesinlikle erişemiyorum doğal olarak. Veya browser API'nde olan herhangi bir nesneye kesinlikle erişemiyorum. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun için işte bir conditional yazmamız gerekiyor. Eğer ben Windows'a bir data setleyeceksem eğer React component'im içerisinde işte bir process environment geçip işte buranın browser olup olmadığını bilmem gerekiyor ve işte Windows'u da koyup yani işte if Windows var mı diye oraya koymam gerekiyor ve daha sonra ben browser'da işlem yapabiliyorum. Bu sayede ben browser'da olup olmadığımı kodumun içerisinde anlayabiliyorum. Çünkü server'da çalıştırdığımız kod o component'i de okuyor. Yani orada da çalışıyor. Birazdan onun nasıl olduğunu zaten göreceğiz. Bunun yanında arkadaşlar bu da çok basit aslında. İşte server, fs gibi metotları server tarafında çalıştırabilirsiniz sadece. Client'da çalıştıramazsınız zaten. Peki bu olay nasıl oluyor arkadaşlar? Birazcık buraya değineceğim ben. Kaç dakika oldu? Evet, saat 18.30. Şöyle anlatayım arkadaşlar. React'in render diye bir metodu var. Diğer framework'lerde de benzer şeyler var, benzer metotlar var. Oraya giremeyeceğim bilmediğim için. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Render metodu ne yapıyor basit bir şekilde? Siz buraya bir komponent veriyorsunuz. Örneğin app komponenti bu. Application komponenti. Ben diyorum ki sen bunu git body'ye yaz diyorum. Render metodu bu komponenti alıp okuyup body'ye yazıyor arkadaşlar. Peki render'da string ne yapıyor? Render'da string de Node.js'te çalışan bir metodu React'in. Bu iş Node.js derken aslında server'da çalışan bir metodu. Server'da benim kodum alıp bir HTML oluşuyor arkadaşlar. Yani ben React render client'te yazabiliyorum. Okey. Ama render'da string dersem arkadaşlar bana o sayfanın HTML'lerini, CSS'lerini, JavaScript'lerini bir çift olarak veriyor. Ve ben bunu HTML response'umda yani server tarafında response'umda dönüyorum. Aradaki fark aslında bu. Render string'i server side rendering yaparken kullanıyoruz. Workshop'a geçmeden önce birkaç örnekten de bahsetmek istiyorum. Peki bunları nasıl yapacağımızı Yasin anlatacak. Yasin bu arada mikrofonunu açabilir misin sen? Buradayım. Seni de etiketleyeceğim konuşurken çünkü. Bunları yapan arkadaşlar hazır tool'lar da var. React tarafında bunun en popüleri Next.js. Next.js size işte server side'da çalışıp client'a devam eden bir isomorphic application sunabiliyor. Hazır bir framework. Bunun Vue.js'te karşılığı Nuxt.js var. Benzer şeyleri yapıyorlar. Tabii onların bir framework olduğu için onlar daha fazla özellikleri de var bunların yanında. Örneğin prefetching falan yapıyor Next.js. Ben de çok seviyorum. O özelliğini. Bizim Yasin'in yapmış olduğu örnekte arkadaşlar biz sıfırdan bir konfigürasyon oluşturduk. Yani sıfırdan bir webpack, bir boilerplate'imiz var aslında bizim kullandığımız. Bütün webpack, babel konfigürasyonları tamamen sıfırdan oluşturulmuş. Bizim kod örneğimiz, workshop'umuz birazcık ona göre olacak değil mi Yasin? Sen ne diyorsun? Evet Oğuzhan. Aynen. Söylediğin şekilde. Tamam. Okey. Ben biraz sorulara gireyim mi Yasin? Aziz burada mı? Ne diyorsunuz? Bana gelen sorular var mı? Ya da çok bakamıyorum şu an. Bir iki soru var aslında. Onlara belki değinebiliriz. Maliyet neden oluşuyor? Açıklar mısınız diye sormuşlar. Yani bazı soruları ve server side rendering ile ilgili. Bazı soruları cevaplaya da olacağız ileriye doğru. Belki orada cevaplanır. En son cevaplarız bence. O da olabilir. Yani hepsi burada da neler kullanıyorsunuz? İzomorfik
application'ların hiç eksi yönü var mı? Gibi soru. Okay. Söylemiş olayım. Cevaplayayım. Maliyetin cevabı zaten verilmiş. Arkadaş da cevaplamış zaten. Evet, doğru bir cevap okuduğum kadarıyla. Hepsi burada neler kullanıyorsunuz demiş. Birçok teknoloji kullanıyoruz aslında. React kullanıyoruz en başta. Node.js kullanıyoruz. Mobil web sayfamız izomorfik olarak çalışıyor. Bunun yanında Redux kullanıyoruz. Node.js kullandığımdan bahsettim. Masaüstü uygulamamız değilse, yani masaüstü web sayfamız değilse daha eski bir stack var. Orada da biz Knockout diye bir library kullanıyoruz. Knockout, jQuery. Bunun yanında TypeScript de kullanıyoruz aynı zamanda orada. Tabii bu uygulamaların hepsi mikro frontend mimarisiyle birlikte çalışıyor. Yani bizim desktop uygulamamız da geliştirdiğimiz mikro frontend fragmentleriyle beraber çalışıyor. Onlar da altyapıda React kullanıyor. Tamamen React üzerine çalışıyor. Tabii bu bizim hepsinde çalıştığımız ekip için geçerli. Ozan Aydın. Başka teknolojiler de var. Örneğin static sayfalarımızda Vue.js var. Başka başka ya, çok büyük yani. Hemen hemen birçok frontend framework'ünü görebilirsiniz. Yani backend için de öyle yani. İşte .NET, Java vesaire, Go. Yani birçok teknoloji kullanılıyor aslında. Her ekip kendi seçiyor bunları. Birden fazla teknoloji var. Söyleyeyim. Ahmet Akil sormuş. İzomorfik uygulamaların hiç eksi bir yönü var mı? Yani eksi yönü şu olabilir. Yani kodunuzu sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. İşte ben server'da mıyım, client'ta mıyım? Bunun yanında şey de olabiliyor. Atıyorum third party bir library kullanacaksınız. Bunun server'da da çalışabilmesi gerekiyor. Yani server side destekli olması gerekiyor gerçekten. Bu bence en büyük sıkıntı olabilir şu an aklıma gelen. Tabii onun dışında bir eksi yönü. Yani geliştirdiğin projelere değişir aslında yani eksi yönü. Ne yapmak istediğine göre değişir yani. Ya ne yapmak istediğinden. Selamlar Hüseyin. WordPress çok iyi diyorlar. Evet, espri espri. TypeScript tam olarak ne işe yarıyor? React'leri beraber çalışıyor. Yani TypeScript yani type desteği getiriyor. Bunun yanında farklı feature'lar da kazandırıyor dili aslında. Derleniyor. Bence en büyük artısı type desteği diyebilirim. Bunun dışında kodu derlerken de hata gösterebiliyor. Güzel bir özelliği. Başka bir soru yok. Yasin, senin sorulara söylemek istediğin bir şey var mı abi? Yok. Hayır, çok güzel cevaplar verdin. Ayrıca konuşmayı da çok güzel yaptın. Ağzına sağlık Oğuzhan. Tamam. Teşekkür ederim. Ben o zaman mikrofonumu kapatıyorum. Sana bakıyorum. Okey, ben de yer alıyorum. Ekran görüntümü kapatıyorum ben. Okey, ben paylaşayım. Merhabalar arkadaşlar. Yayına sonradan gelen arkadaşlar için ben Yasin Ünsal. Konuşmanın workshop bölümünü anlatacağım. Biz sunuma kodlarla alakalı bir şeyler eklemektense bununla alakalı bir proje çıkarıp çalışan kod üzerinden bunu göstermenin faydalı olacağını düşündük. Ve bu yayın için izomorfik çalışan bir application oluşturduk. Bunu GitHub üzerinden bulabilirsiniz. Video açıklamasına da koyacağız. Tabii bunu baştan yazmadık. Yani baştan yazdık biz kendimiz. Ama uygulamada baştan yazmayacağız. Yani devam edeyim. Burada bizim izomorfik çalışan bir application'ımız var. Önce bir ne çıkardığına bakalım arkadaşlar. Şurada. Ortaya böyle bir görüntü çıkartıyor arkadaşlar. Ama client side çalışıyor. Burada client'ımda bir post request'i yapıyor ve bunları sayfama basıyor. Şöyle sayfa kaynağına girersem eğer herhangi bir şey yok sayfa kaynağında. Okey. Ben bu sayfanın şeyinden memnun değilim. Performansından memnun değilim ve artık server side çalışmasını istiyorum. Hem Google sayfa kaynağında çıktığı görsün, hem ilk açılışı hızlı olsun diye artık bu sayfayı izomorfik çalıştırmak istiyorum.
Şimdi uygulamamıza gelelim. Bu bizim uygulamamız. Burada Universal diye bir tane klasör var. Böyle bir klasör gördüğünüz application'ı işte izomorfik çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Master branch'i izomorfik çalışıyor. Client side çalışan branch'ine geçelim. Daha sonra bunu nasıl server side çalışan hale getirebileceğimize bakalım. Okay. Client side branch'ine geçtim. Şimdi şeylere bakalım. Uygulamamızın yapısına bakalım. Client.js diye bir dosyam var arkadaşlar. Bu sadece client'ta çalışıyor. Yani sadece browser'da. Buraya not ediyorum. Devam edeyim. Server dosyam var. Bunu izomorfik yaparken ayrıntılı bakacağız içeriğine. Araçlarım var. Burada Webpack Bundle araçlarım var. Server'ı ayağa kaldırmak için gerekli araçlarımın çalıştığı yerler var. Kapatıyorum. Ve Universal Cluster'ım var. Burası hem server'da çalışacak hem de client'da çalışacak arkadaşlar. Şimdi içinde neler var ona bakalım. İşte block box'larım var. Viv de buraya denk geliyor. Root'larım var. Root'larımla alakalı utility'lerim var burada. Ana sayfayı tanımlamışım. Önemli değil. Kapatıyorum. Layout'um var. Atomik bir imaj komponentim var. Okay. Ve root'umun kendisi var. Ana sayfam. Application'ımın çalıştığı sayfa. Az önce browser'da gördüğümüz kısım. Bir de post request'ini attığım yer var. Daha doğrusu get request'i atıyorum ama yani post istiyorum. ara sıra bu API cevap vermiyor diye failover senaryosu koyduk buraya. Eğer ki yayın esnasında API cevap vermiyor olursa bunu kullanırız. Bu bize mock data dönüyor olacak. Şöyle göstereyim. Bu bize mock data dönecek. Kapatayım. Şimdi uygulamamızı kapataslak tanıdık. Ha, bir de benim Webpack client dosyam var. Bu client yes dosyamı çıkarmak için browser'da çalışan dosyayı. Ve server için ayrı bir konfigürasyonum var. Server konfigürasyonu. Bu da benim için bir server çıktısı çıkarıyor. Okey, şimdi uygulamamı nasıl server side çalışan hale getireceğim? Bunun için öncelikle bir Node.js server'ı ayağa kaldırmam lazım. Ki istekleri kabul edeyim. Daha sonra render'ımı yapayım, browser'a döneyim. Bunu nasıl yapacağım? Bu universal uygulamamı bundle etmem lazım. Server'da çalışan yeni bir JavaScript file'i çıkarmam lazım. Okey. Şurayı durdurayım. Bir npm run bundle yapayım. Bana server'da çalışması için bir JavaScript dosyası çıkaracak. Server dosyası. Ve client'da çalışması için de client.js dosyası çıkaracak. Okey. Çıkardı. Burada build diye bir klasörüm var. Public. Public'in altında burada client.js dosyam var. Diğer eski cache'den kalanlar da var arkadaşlar. Bir tanesi bunların. Birkaç tanesi. Client'da çalışacak. Bir de server dosyam çıktı arkadaşlar. Bu benim backend'de, arka tarafta server'da çalışacak olan file'ım. Şöyle bir açayım bakalım içine. Okey. Kapatıyorum. Şimdi yapmam gereken Node.js server'ımı bu çıkardığım file'la beraber, server.js file'la beraber ayağa kaldırmak. Package.json'a gidiyorum. Burada server'ı ayağa kaldırmak için bir serve key'im var. NPM key'im var. Bu da önce bundle ediyor, daha sonra server dosyamı ayağa kaldırıyor. Serve ediyorum. Okey. Az önceki gördüğümüz şeyi göreceğiz bununla beraber. Yani uygulamamız hala şu anda client-side rendering yapmaya devam ediyor. Server tarafına geçmedik. Şimdi server.js dosyamızı incelemeye başlayalım. Backend'de çalıştıracağımız dosyayı. Şöyle bir yavaşça aşağı doğru inelim neler var diye. Okey. Burada önemli olan nokta şurası. Yani direkt odak noktaya geliyorum arkadaşlar. Benim server'da Express.js'in vesaire kullandığım şeyler var. Yaptığım işin özünü anlatacağım burada. Burada server tarafında render edeceğim root'un hangisi olduğunu önce bir detect etmem gerekiyor. Yani diyelim ki
bana şöyle bir petten istek geldi. Bu ana sayfa demek. Burada gelen request ile alakalı bir component'ım var mı diye bakıyorum. Şurada benim component dosyam var. Gidiyorum içine. Burada homepage diye bir şey var. Ve karşılığında da homepage.js tanımlanmış. Şu dosyam. Bakıyorum. Evet, slash. Kapatıyorum. Bunu bulmuş oldum. Burada yapmam gereken şey, bunu bulduktan sonra benim datayı render edebilmek için önce o client'ta yaptığım post request'i vardı ya şu. Bunu server tarafında yaptırıp datalarını alıp daha sonra nasıl client'ta ben render yapıyorsam browser'da aynısını server'da yapmak. Geliyorum. Burada root komponentimi buldum. Daha sonra dedim ki içerisinde bir fetch data diye bir şey var mı? Yani bu benim component'ım, sayfam. Render olmak için bir dataya ihtiyaç duyuyor mu? Bak diyorum. Gözle bakalım. Homepage.js'imde fetch data diye bir şey var mı? Yok. Tabii burada kapalı. Açıyorum. Bunun yaptığı iş, client'in yaptığı işle aynı arkadaşlar. Burada client'ta attığım request'in aynısını server'da atıp datamı alıyorum. Await ediyorum, datamı alıyorum ve server'a return ediyorum arkadaşlar. Okey. Datamı aldım. Şimdi bakalım gerçekten datayı aldım mı? Yani bu şurada da datayı görmüştük ya, şurası. Burayı gerçekten server'da görebilecek miyiz bakalım. Uygulamamı tekrar ayağa kaldırıyorum. Uygulamam ayağa kalktı. Yeniliyorum arkadaşlar. Ben server'ımı terminal üzerinden başlatmıştım. Yani şu anda benim server'ım burası diye düşünebilirsiniz. Şu anda aldığım data gerçekten de server'a geldi. Burada datamı görüyorum. Okey. Şimdi yapmam gereken bir dakika. Şimdi yapmam gereken şey ise benim application diye bir tane dosyam var. Bu dosya, application dosyam benim client'tan da server'dan da ilk geçiş yaptığım dosya. Yani ben client.js'ten de app.js'i çağırıyorum. Server.js'ten de ilk başta uygulamaya giriş için app.js çağırıyorum. Oğuzhan'ın anlattığı şeyi bir hatırlarsak sunumu. Şurada bu vardı, evet. Burada server.js'ten de app'e giriyorum. Browser'dan da en başta app'e giriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. Devam ediyorum. Render etmesi için bir initial state geçiyorum. Aldığım datayı içeriye. App.js'ime gidiyorum. Burada root'larımın render olduğu bir yer var. Buraya root'lara istediğim probe geçebiliyorum arkadaşlar bu uygulamada. Açıyorum. Daha sonra server'dan aldığım, az önce o terminalde gördüğümüz datayı artık ben uygulamanın içerisine geçebiliyorum server'da. Artık server'da rendering yapabileceğim. İçeriğine bakalım. Verdiğim prop'lar gerçekten içeriye geçiyor. Benim yani client'e data gönderiyorsun değil mi Yasin? Evet, ben şu anda tekrar söyle. Şu anda server'dayım ve uygulamamı render etmeye çalışıyorum. Yani içeriye de data geçiyorum şu anda. Server'dayken. Okey. Geçtim. Ana sayfama datayı. Daha sonra arkadaşlar bu datayı Constructor'da karşılıyorum. Ve state'ime setliyorum. Yani kabul ediyorum. Olay birazcık karmaşık. Ama bu şekilde ilerliyor. Devam edeyim. State'e geçtim datamı. Daha sonra state'e geçtiğim datayı client'tan da aynı şeyi yapıyordum. State'e geçiyordum. Benim uygulamam zaten browser'da bunu render ediyordu. Şimdi aynı şeyi server'da yapacak. Datamı geçtim. Burayı da kaldırıyorum. Şimdi tekrar buraya geçeyim. Evet. Geçtim. Uygulamamı render ettim. Application'da. Şurada render ettim uygulamamı. Ve diyorum ki bir göster bana bakalım render ettiğin şey nedir?
Gerçekten render ettin mi? Yani ben şu anda terminalde, az önce şeyi görmüştük ya datalarımızı. Şu an terminalde bu render ettiğim HTML'i görmem lazım. Yani şunları. Şu browser'da gördüğüm HTML'lerin aynısını ben server'da render ettiğim için orada görüyor olmam lazım. Baştan başlatalım. Evet, başladı. Şimdi sayfamı yeniliyorum ve terminalime bakıyorum. Evet, gerçekten de browser'da az önce gördüğümüz HTML'leri ben şu anda server'ımda render ettim arkadaşlar. Okey. Harika. Daha sonra bunu HTML diye bir tane function'ın içine pass ediyorum. Gönderiyorum şurada HTML body. Şurada child olarak gönderiyorum HTML'e. Bir onun içeriğine bakalım ne var diye. Bunun içeriğinde de uygulamamız şurada render oluyor arkadaşlar. İşte dış kısımlarında da title vesaire var. Şimdi sayfamızın kaynağını görüntüleyelim. Bunu ben browser'a şu anda göndermiş oldum. Evet, gerçekten de artık sayfa kaynağında browser'ımı görebiliyorum. Oğuzhan, tekrar hoş geldin. İnternetinde sıkıntı var galiba Oğuzhan'ın. Evet, ben şu anda uygulamamı server tarafında render etmiş oldum. Şimdi yenilediğim zaman direkt tık diye benim HTML'im sayfaya geliyor. Şöyle bir response'una bakarsam da network'ten. Response'da da görüyorum. Burada. Render etmiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Uygulamayı server'da render ettik ama client'in şu anda bundan haberi yok gibi davranıyor. Nasıl yani? Ben client'ta da artık yani client'ta da request atmaya devam ediyorum. Evet, server'da request'imi attım. Datayı içeriye pass ettim. State'im de var. Ama buna rağmen hala benim uygulamam client'ta data içerisinde olmuş olmasına rağmen hala request'ini atmaya devam ediyor. Yani ne demek? Network'e bakıyorum XHR'lara. Hala post istiyor. Postlarımı istiyor hala. Okey. Benim yapmak istediğim şey şu. Client'ta eğer benim datam elinde varsa, render edilmişse tekrar request atmayayım. Eğer atarsam ne olur? Bir kullanıcı için ben iki defa API'ye request atmış olurum. Yani böyle kendi kendine yük testi düzenlemiş gibi bir şey olurum yani. Fazladan request atmış olurum. Bunu nasıl yaparız? Tekrar server dosyama geleyim. Evet. Benim server'da şu konsolları tekrar kapatayım, görmeyelim. Burada ben initial state'imi alıp şeye pass etmiştim. Application dosyama. Daha sonra uygulamam render olmuştu. Biraz önce anlattığım üzere. Bunu aldığım datayı, o JSON datayı bir şekilde browser'a iletmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Initial state'imi arkadaşlar az önce HTML render ettiğim yere gönderiyorum. Daha sonra burada initial state'im bir tane fonksiyon aracılığıyla sayfaya basılıyor. Şurada. Henüz basılmıyor. Açarsak eğer basılacak. Açalım. Eğer ben bunu açarsam artık benim server'da aldığım datayı browser'a göndermiş olacağım. Az önce sadece HTML gönderiyordum. Tabii browser HTML'in içine açıp JSON'a çeviremez. Bir şekilde JSON'ı da göndermemiz lazım. Tekrar başlatayım. Sayfanın kaynağında görelim arkadaşlar gelen datayı. Okey, server'ım ayağa kalktı. Yeniliyorum. Sayfanın kaynağına bakıyorum. Burada initial state diye bir şey geldi az önce render ettiğim şey. Aslında bu aslında girdiğimiz birçok sitede var. Mesela YouTube'a gireyim.
sayfa kaynağına bakalım. Dolar diye bir başlık gördüm az önce. Dolar vergi. Evet, şurada YouTube Initial Data diye bir şey var. Aynı şey arkadaşlar. Bu ve YouTube Initial Data. Pardon, şu. Initial State'de YouTube'daki Initial Data aynı şey. O da datayı gönderiyor. Tabii client side çalışıyor diye biliyorum. Tam olarak incelemedim ama o sadece datayı gönderiyor YouTube. Ön tarafta render ediyor. Okey, şu anda ben datamı ön tarafa aldım. Şimdi artık client'ta, browser'da çalışan JavaScript file'ımda bunu bir şekilde home component'ıma geçmeyi hedefliyorum. Burada Windows'da herhangi bir initial state'im var mı diye kontrol ediyorum. Daha sonra bunu app component'ıma prop olarak geçmek istiyorum. Şu anda geçmiyorum. Bunu kapatıyorum. Üst taraftaki satırı açıyorum. Artık browser'dan aldığım az önceki data, bir de buradan görelim. Initial state'im artık benim home component'umun içerisine prop olarak geçecek. Yani şu anda app'e geçiyorum. Daha sonra şeye geçeceğim. Home page'e geçeceğim. Okey. Bunu kapatamamışım. Şöyle sileyim. Sildim. Tamam. Bu artık tekrar bir server'ı hatırlayalım. Server'da application'ıma neredeydi? Şurada. Server'da application'ıma initial state geçmiştim. Şimdi client'ta aynısını yapıyorum. Yani server'da da client'ta da aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Browser'da tabii app.js'imde aynı şekilde çalışmasına devam edecek. Şunu da sileyim. Okey. Application'ım initial state'i alıyor. Daha sonra render routes diyor. Prop'larımı geçiyorum route'larıma. Ve artık datam browser'da ve homepage.js'imin içinde. Şimdi bakalım gerçekten buraya geldi mi? Şurada bir yerde kontrol edelim. Constructor'da yazalım. Gerçekten initial state'im geldi mi? Daha önce server'da bu çıktığı görmüştük. Şimdi browser'da görüyor olacağız. Yani benim şurada görmem lazım onu. Az önce gönderdiğim şu datayı browser'ım üzerinde şeyde görmem lazım. Konsolda görmem lazım. Okey, uygulamam başladı. Sayfamı yeniliyorum. Evet, initial state'im gerçekten de geldi. Artık benim bu datam, yani server'da çekilen datadan haberim var client'tayken, browser'dayken haberim var bundan. Şimdi ise şunu yapabilirim. Yani bunu yapmam mantıklı ki, eğer ki server'dan gelen bir datam varsa ön tarafta herhangi bir request yapma diyeceğim. If blokların varsa request yapma. Bu arada Oğuzhan, geldin mi? Burada mısın? Evet, buradayım Yasin. Harika, tamam. Teşekkürler. Okey. Az önce network'ümde bir post request'i vardı. Postları isteyen bir get request'i vardı. Yeniliyorum. Artık server'dan gelen datadan haberim var ve artık request yapmadım. Aslında bu ekstra bir request ten ziyade bana başka şeyler de katıyor. Mesela ben diyelim ki server'da bir şekilde datayı alamadım. API yoğundu. O arada bir şeyler oldu. Hata çıktı. Ve server'dan ben bu datayı gönderemedim. Veyahut işte gönderemedim ve HTML'i de render edememiş olabilirim. Bu durumda ise data elimde olmayacağı için ben tekrardan bir daha deneyeceğim. Hadi bakalım, belki client'te alabilirsin. Bir request at bakalım demiş olacağım. Hemen deneyelim. Server'daki request'imi kaldırayım ve artık client side rendering'e geçmiş oluyorum bunu yaparak. Hatta fetch datayı komple sileyim. Şu anda uygulamayı en baştaki haline çevirdiğim gibi düşünebilirsiniz. Şu anda client side rendering çalışacak.
Okey, server'ım ayağa kalktı. Sayfamı yeniliyorum. Şu anda server'dan herhangi bir request yapmadığım için client'a request alıp datayı sayfaya basmasını bekliyorum. Evet, gerçekten isteği yaptı. Aldı dataya bastı. Şimdi şeyi görelim bir. İnternet hızımı bir slow'a çekeyim. Bakalım sayfa nasıl yüklenecek. Yeniliyorum. Client side çalıştığı için önce beyaz ekran geldi Oğuzhan'ın gösterdiği gibi. Daha sonra datamı aldı. JavaScript çalıştı. Datamı aldı vesaire. Gerçekten de şurada Oğuzhan'ın gösterdiği ekran. Beyaz ekran. JavaScript çalıştı vesaire. Ondan sonra content'im geldi. Burada ise request cevabıyla beraber direkt şeyi görüyorum. Server side çalışan uygulamada. Yani uygulamanın kendisini görüyorum. CSS ve işte imajlar gelmiyor falan. Pardon, CSS geliyor, imajlar gelmiyor. Okey. Notlarıma bakıyorum. Yani biz burada aslında iki tarafta da render yapma yeteneğine sahip olduk. Server'da da render yapabiliyoruz. Client'da da render yapabiliyoruz. Uygulamamız izomorfik çalışıyor. Yani izomorfiğin de aslında kelime anlamı eş biçimli anlamına geliyor. Yani ben iki tarafta da aynı şeyi çıkarıyorum falan. Oradan bağlayabiliriz. Okey. Sunumla alakalı, workshop'la alakalı kod yazacağım kısım bu kadar galiba. Bahsetmek istediğim başka şeyler var. Node.js'in hayatımıza girmesiyle beraber biraz sorumluluklarımız artmaya başladı. Önceden frontend bu kadar kompleks değildi diyebilirim. Çok fazla araç yoktu vesaire. Node.js hayatımıza girdi, NPM hayatımıza girdi. İşte package yöneticisi vesaire, işte task runner'lar vesaire hayatımıza girdi. Frontend tarafında bizim iş yükümlülüklerimiz biraz arttı. Bilmemiz gereken şeyler arttı. İzomorfik uygulamaların da sorumluluğumuzu artıran bir madde olduğunu düşünüyorum. Çünkü dikkat etmemiz gereken şeyler var. Oğuzhan Kabataslak biraz bahsetmişti. Üzerinden geçeyim. Geri alayım. Örnek veriyorum. Benim kodun nerede çalışacağına dikkat etmem gerekiyor. Yani kodum artık server'da çalışıyor. Client'da da çalışıyor. Bunun bilincinde olarak çalışmam gerekiyor. Mesela şurada ben window'u çağıramam. Eğer çağırırsam bu kod server'da çalışacağı için şu terminalde burada window diye bir şey yok. Hata verecek. Çalışmayacak bir şekilde. Benzer şekilde component did mount'um sadece browser'da çalışır. Component mount olduktan sonra çalışır. Burada da işte file system.read'dir gibi bir şey diyemem. Bu server'da çalışan bir şey. Burada bu kodu yazamam. Yine benzer şekilde render'da hem server'da çalışıyor hem de client'da çalışıyor. Server'da da rendering yapıyor. Bana terminalde çıktı verdi az önce. Client'da da aynı şeyi yapıyor. Burada da iki tarafta çalışacak şekilde kodumu ayarlamam gerekiyor. Ne demek istiyorum? Burada diyelim ki browser'da çalışmasını istediğim bir kod var. İşte window nokta data deyip eşittir asset 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim diyelim ki. Bu browser'da sıkıntısız çalışır ama server'da çalışırken sıkıntı yaşatacaktır. Bunu nasıl çözeriz? Webpack client dosyamda tanımladığım bir environment vardı. Bir dakika. Şurada. Şurada environment browser diye bir variable tanımlıyorum. Environment değişkeni tanımlıyorum. Burada kontrol ederek bu işi yapmam gerekiyor. Yoksa kodum patlayacak. İşte browser'daysa window'a müdahale et. Yine benzer şekilde diyelim ki yukarıdaki gibi ben şey diyecektim. İşte fs.read'dir diyeceğim mesela. Demem de burada. Diyelim ki server'da çalışacak bir şey çalıştıracağım burada. Burada da demem lazım ki browser değilse çalıştır. Bu da şu anlama gelir. O server'dadır zaten browser değilse. Buna dikkat etmem gerekiyor. İşte ikinci bir dikkat etmem gereken şey package'lar. SPI uygulamalar, browser'da çalışan uygulamalar çok fazla olduğu için tabii çok fazla browser'da çalışan package var. Ama bizim bu package'larımız SSR uyumlu olmayabilir. Yani bizim paketi aldığımız developer şuraya window.data yazmış olabilir. Gibi gibi şeyler olabilir. Kullandığımız paketlerin de SSR uyumlu olup olmadığını biliyor olmamız gerekiyor. Okey.
Diğer bir madde ise şu. Bu da kodumuzun server'da çalışmaya başlamasıyla alakalı. Üzerimize aldığımız bir sorumluluk. Bir saniye. Üzerimize aldığımız bir sorumluluk. Bizim kodumuz server'da çalıştığı için server'da kodumuzun ne kadar CPU kullandığını, ne kadar RAM kullandığını vesaire biliyor veya ayarlıyor olmamız gerekiyor. Veyahut bilmiyorsak bile yani bir şekilde bir ucundan tutuyor olacağız yani eğer bu işi yapıyorsak. Ayrıca şöyle de bir konu var. Diyelim ki benim server'da çalışan uygulamam aynı anda 10 tane kullanıcıya render yapabiliyor. Benim siteme 100 tane kullanıcı geldiği zaman benim o serverlarımız sayısını 10 katına çıkarmam gerekecek gibi olabilir. Yani aşağı yukarı rakamlar veriyorum örnek olması için. Server sayımı arttırmam gerekecek. Kullanıcı sayısı arttığı durumda yani scaling yapmam gerekecek. Bu konu hakkında da bilgi sahibi olmam gerekiyor. Eğer server'da kod yazıyorsam. Başka bahsetmek istediğim bir şey. Okey. Aslında sorulabilir mi diye düşündüğüm bir konu vardı. Ondan bahsedeyim. Yani biz burada bir şeyleri Node.js'le beraber yaptık. Server tarafında render ettik. Peki bunu Node.js dışında bir şeyle yapabilir miydik? Evet, bunu Node.js dışında bir şeyle yapabilirdik. Mesela ben diyelim ki server tarafını PHP ile yazmak istiyorum veya Ruby ile yazmak istiyorum. Evet, yazabilirim ama bu çok maliyetli olur. Çünkü benim buradaki uygulamamın aynısını PHP ile yazmam gerekecek arka tarafta çıktı vermesi için. Yani bu durup dururken aslında peşine düşeceğimiz bir olay olmayabilir ama evet yapılabiliyor. Airbnb bunu yapıyor diye biliyordum. O da işte render maliyeti yüksek olduğu için ve bu maliyeti düşürmek istediği için Ruby ile beraber render yapmaya başlamışlar. Anlatacaklarım bu kadar. Oğuzhan Next.js'ten vesaire de bahsetti. Efendim? Ekleme yapayım mı buna? Tabii ki lütfen. Sanırım Netflix'te bir etkinliğinde React ön tarafından kaldırdığını söylemişti. Yani server'da kullanıyorlar gene React, yani render string'i kullanıyorlar ama client tarafındaki bu hydration işlemleri için React'i kaldırmışlardı. O hydrate metodu var ya, React'teki. Evet. Bunu hızlandıran bir şey de vardı hatta. Airbnb sanırım gelişmiş. Bir library yazmıştı. Şu an tabii o çalışmıyor yeni versiyonlarıyla React'in ama o konuda şeyler vardı. Bir sıkıntılar vardı. Hatırlarsan araştırmıştık seninle. Alternatifler de vardı aslında. Bunu eklemek istedim. Okey. Yani evet olabilir. Client tarafında da bir render maliyetimiz var sonuçta. Orada da uygulamamız ne kadar büyüyorsa, ne kadar büyük bir HTML render ediyorsam o kadar client'ta benim için bir JavaScript runtime maliyeti var. Tabii ama tabii bu bahsettiklerimiz aslında aşırı yük alan uygulamalar için geçerli de diyelim. Çünkü yani herkesi ilgilendiren bir konuda değil aslında, değil mi? Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani performans da çok önemli ama eğer aşırı bir kaynak tüketen bir application değilse aslında birçok insana yabancı gelebilir bunlar. Belki de ilgilendirmeyebilir. Evet yani uygulamanın trafiğine göre aslında performansın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor, belirleniyor. Yani ne kadar trafik alıyorsa o kadar önemli oluyor. Aynen. Oraları geçebiliriz isterseniz. Sorular var şu an. Workshop devam ederken sorulmuş. Yasin sen devam et istiyorsan. Ben biraz soru cevapladım. Senin de hakkını yemeyeyim. Sen de cevapla abi. Okay, bakıyorum. Hazır tool kullanmayıp sıfırdan webpack vesaire ayarları yapmanızın sebebi nedir? Ben aşina olduğum bir yapı kurdum. Öyle söyleyeyim. React App'le de falan başlamak istemedim. Çünkü kendi bildiğim yapıdan daha hızlı ilerleyebildim. O yüzden. Aa, birisi beni övmüş. Teşekkür ederim. Ya aslında bilmiyorum bu konulara girmeli miyim ama evet şu an class component var ama functional daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Yani ben onu kullanmanın taraftarıyım. Seviyorum.
Ama bunlar var. Burada onlar var. Tekrardan stepleri açıklayabilirseniz iyi olur demiş. Kim bilir hangi stepte söyledi. Yayın zaten yayınlanacak kanalda. Aslında oradan bir daha izleyebilir o arkadaş. Yani diğer soruları aslında sosyal medyadan, Twitter'dan vesaire de sorabilirler ya. Yani. Bakıyorum. Ne kadar bir süre kazandık ikisi arasında söyleyebilir misin? Aslında JavaScript'in client'teki çalışma süresini kazanmış olduk arkadaşlar. Yani ben normalde browser'a JavaScript'i indirip, çalıştırıp, request'imi yapıp basacaktım. O aradaki süreyi kazanmış oldum. Oğuzhan da aslında uzun uzun bahsetmişti bundan. Client side çalışan uygulamalara örnek verebilir misin? Mesela Gmail. İlk akla gelen. He, sen de göstermiştin. Şöyle alayım da birisi. Benim sunucum 10 kişi kaldırıyorsa ilk 10 kullanıcıya server-side rendering vereyim. Sonra bağlanan kişilere server-side rendering yapalım. Harika fikir. Yani burada bir arkadaş demiş ki benim sunucum 10 kişi kaldırıyorsa ilk 10 kullanıcıya server-side rendering vereyim. Sonradan bağlanan kişilere client-side rendering yapsın gibi bir şey yapabilir miyiz? Kesinlikle yapabilirsin. Diyelim ki senin server'ın 10 kişi kaldırıyor. Render aşamasında sen CPU sıcaklığını vesaire işte bellek kullanım durumunu kontrol edip eğer yüksek durumdaysa belirlediğim bir noktaya geldiyse server side rendering'i kesip client'tan devam ettirebilirsin. Olabilir. Bir arkadaş meydana gelen hız farkı sadece ilk yükleme ekranında mı oluşuyor yoksa menüler arasında geçiş yaparken bu hız farkını hissediyor muyuz? Aslında eğer ki bir single page application'ınız varsa sayfa geçişlerinde zaten network yenilenmez. Burada herhangi bir fark olmaz. Burası hayatına kaldığı gibi devam eder. Ama diyelim ki bir single page application'ınız yok. Uygulamanız her request'te baştan çalışıyor. Her request'te baştan server'a gidip çalışıyor, render oluyor ise evet burada bir hız farkı olur. Yani sonuç olarak baştan rendering yapmış oluyorsun. Single page application değilse eğer. Umarım düzgün cevap verebilmişimdir. Okey. Soruları sevdim. Teşekkür ederim. Süper. O zaman quiz aşamasına geçebiliriz hazırsanız. Ekran paylaşımını ben devralayayım mı? Quiz'i yansıtabilmek için. Ben kapatayım. Kapattım. Evet. Şu görüntüde çok teşekkür ederim Yasin Uysal, Oğuzhan Aslan. Bence çok keyifli, çok öğretici bir eğitim oldu. Şimdi bakalım dinleyenler ne kadar kapmış. Hızlı bir quizde bunu hep birlikte görelim. Ben şimdi ekranımı yansıtmaya hazırlanıyorum. Evet. Ekranım görünüyor mu şu an? Evet, görüyoruz. Süper. Şu an izleyen kişiler bu linke girebilirler. bit.ly/devcquiz. Q harfi büyük olacak. Bu linke girdiğinizde zaten şu quizzes ekranına sizi atacak. Dilerseniz burada yazdığı gibi joinmyquiz.com'a girip pass kodu girip öyle de girebilirsiniz ama işinizi kolaylaştırmak için şöyle bir short link oluşturduk. Şu an bu linke girebilirsiniz. Evet, Ahmet Akıl girdi. Onu da söyleyeyim. İsim soy isminizle mesela S harfi olarak giren kişi çıkıp isim soy ismiyle girerse sevinirim. Çünkü kazanan kişiler Facebook üzerinde bana ulaşacaklar ki onların kim olduğunu bilelim ve ödülü yani pizza ödülümüzü aktarabilelim. O yüzden isim soy isim şeklinde facebook.com'da isim soy isminiz nasıl kayıtlıysa o şekilde yarışmaya katılırsanız link üstünden böylece daha sonra size Facebook'tan ulaşıp konuşabiliriz. Nasıl pizzaları kazandığınızı, nasıl hak edeceğinizi, nasıl şey yapacağınızı açılışta biraz konuştum. Ama dediğim gibi full isminizle, tam isminizle girip kayıt olursanız
Kazandığınız zaman pizzaları kendi dilediğiniz favori pizzacınızdan favori pizza içeriğinizi sipariş ettiğinizde sadece bir fatura fotoğrafını çekeceksiniz, bana atacaksınız. Ben de EFT talimatı vereceğim ve pazartesi pizza miktarında hesabınıza geçecek. O yüzden dediğimiz gibi üst limit 40 lira, kalkıp 5000 liralık bir pizza sipariş etmeyin. Bilmiyorum var mıdır o kadar bir pizza ama ben bu sırada konuşurken siz yayına girmeye devam edebilirsiniz. 15 kişi şu an canlı yayına en son 30 küsur kişi izliyordu. O yüzden yarışmaya katılmak istemiyor da olabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Şu an 16 kişi var. Pizza istemiyorum ismiyle kayıt olan bir arkadaş var. Teşekkürler. Pizzayı sevmeyen var mı ya? 16 kişi. Bir dakika daha bekleyelim. Eğer hala girmediyseniz lütfen bu linklerden girebilirsiniz yayına. Sonra şimdi başlatabilirim. 16 kişi aynen. 16'da 3 bakalım kim çıkacak. Zaten 5 sorumuz var. Her bir sorunun süresi 10 saniye. Bir tane doğru cevap var. Hazırsanız 3-2-1 diyerek başlatacağım. 3-2 o 17. kişi geldi. 3-2-1 neden tane tane geliyorsunuz? Son kez 3-2-1 diye sayıyorum ve başlatıyorum. 3-2-1 başladı. Evet arkadaşlar, kendi ekranlarınızda soruları cevaplıyorsunuz. Sesi kısayım mı? Eğlenceli görünüyor değil mi? Heyecan dorukta. Bitirdi mi herkes? Bitirmeyen var mı? Sanki hala geliyor gibi ya da bazıları yarım bırakmış da olabilir. Şu an ilk 3 belli gibi ama 3. kişi ismini nokta nokta yazdığı için 4.'ye devredecek gibi bu durumda. Galiba evet. Yani herhalde hala bitirmeyen yoktur çünkü her bir soru 10 saniyeydi ve 50 saniye çoktan geçti gibi düşünüyorum. Evet, ilk 3 galiba belli oluyor. Ama Furkan Bayram, şu 5 soruya cevaplamayanlar, evet bir kişi birinciliğe çıktı. Aynen. Tamam. O zaman durduruyorum çünkü bu kişilerin hala cevaplamamış olması mümkün değil gibi. 10 saniyeyi çoktan geçti 5. soruları için. Can Yörükçüoğlu, Büşra Uslu, Serkan Sayhan. Facebook'tan bana ulaşırsanız bu pizza ödülünüzün detaylarını konuşabiliriz. Şimdi end game diyorum ve evet. Can Yörükçüoğlu, Büşra Uslu, Serkan Sayhan. Bu videonun kaydı zaten burada duracak. Endgame. İkinci sıraya Ahmet Akıl. Bir dakika ya, şeyler karıştı. Videoyu durdurunca sonuç değişti mi? Bana mı öyle geliyor? Tamam, evet. Burada gördüğüm ilk 3 rica ediyorum bana ulaşsın.
Kayıtları burada duruyor. Evet, az önce galiba bir sistem bug'a girmiş. Şu an gerçek sonuçlar bu şekilde. Bir tane Siz daha de kontrol edebilirsiniz. Can kayıt Yörükçüoğlu, Ahmet Akıl, Büşra Uslu, Engin Can Dinç, Furkan Bayram, Serkan Sayhan. İlk 5 arkadaşımız. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşlarımız pizza için Facebook'tan benimle iletişime geçsin. Facebook'ta girerseniz zaten facebook.com/mazula yok mazizulak direkt facebook.com/mazizulak adresine girerseniz benim profilim. Bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Kabul ederim. Ya da doğrudan mesaj atabilirsiniz. Bana ulaşın ve bu akşam afiyetle pizzanızı yiyin. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz herkese. Ekran paylaşımını da kapatıp hep birlikte veda edelim. Evet, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bize bu kendi tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur uygulama. Süper. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. Özge, sen de son sözlerini söyleyebilirsin. Evet. Biz de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Daha sonra da yine fiziksel etkinliklerde de görüşürüz diyelim inşallah. İnşallah. Hoşça kalın. Evet.